Türk Dili ve Tarihi programına hoş geldiniz. Bugün emekli kurmay albay Ümit Yalım Bey'le beraber gene Türkiye'nin için çok önemli bir konuyu konuşacağız. Geçen iki hafta önce bu kanalın izleyicileri Mehmet Bilgin Bey'le Yunanistan ve dolayısıyla Pontus konusunu etraflıca konuşmuş idik. Yani Yunanistan'ın bizim topraklarımız üzerindeki Pontus emelinin neye dayandığını, geçmişini ve bugününü hakkında Mehmet Bilgin Bey oldukça geniş bilgiler vermişti. Gene bizim batıdaki komşumuz Yunanistan odaklı, gene bizim bu sefer denizdeki adalarımız ve genel olarak Batı Anadolu toprakları üzerindeki Yunan emellerini ve onlar hakkındaki bugünlerdeki, son yıllardaki en taze bilgileri, bu konularda çok önemli çalışmalar yapan emekli kurmay albayımız albay Ümit Yalım Bey'den izleyeceğiz, dinleyeceğiz. Sizin adınıza ben kendisine bazı sorular soracağım. Bizim bu programlarımızda her zaman olduğu gibi önce kendisini size tanıtarak başlamak istiyorum. Albayımız 1959'da Malatya Yeşilyurt'ta doğmuşlar. 76 Kuleli Askeri Lisesi'nden mezun. 1980 Kara Harp Okulu'nda İnşaat Mühendisliği bölümünü de aynı zamanda bitirerek Türk subayı olmuşlar. 1990 Kara Harp Akademisi'ni, 1996'da Silahlı Kuvvetler Akademisi'ni bitirerek kurmay oluyorlar. 97 yılında İngiltere'de Londra'da Savunma Lisan Okulu'nda lisan eğitimi için gidiyorlar. 2000'de Bosna Hersek'te NATO karargahında karargah subaylığı, 2001-2003 arasında da Ürdün Amman'da askeri ataşe olarak bulunduktan sonra 2003-2005 Kara Kuvvetleri Lisan Okulu Komutanlığı'nı, 2006-2009 Genelkurmay Başkanlığı karargahında Harbi Hazırlık ve Harekat İhtiyaçları Şube Müdürlüğü görevinde bulunuyorlar. 2009-2010 arasında da Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri olarak görev yapıyorlar. 2010'da emekliye ayrılıyorlar. Ama emekli olduğu 2010'dan bugünkü 2021 senesine kadar geçen sürede bir emekli gibi değil, bu konuları da milletimizi aydınlatma görevinde olan bir subayımız gibi devamlı olarak bu konularda araştırma yapmaktalar. Bugün de bizim kanalımızda onun biraz önce söylediğim gibi özellikle Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'deki adalarımızın üzerindeki tasallutunu konuşacağız. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişki alanında da doktora çalışması devam ediyor. Albayım tekrar hoş geldiniz. Rugan Bey çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum. Ben de size iyi akşamlar diliyorum. Efendim konu Türk kamuoyu için, Türk dünyası için çok önemli ve çok sıcak. Hemen girelim istiyorum. Buyurun söz sizin. Bu mesele konusunda bize aydınlatırsanız sevinirim. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederim. Öncelikle bir adalarımızın tarihi geçmişinden bahsetmek istiyorum. Şimdi İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet döneminde Ege Denizi'nin kuzeyindeki adalar fethedildi. Şimdi tabii o zamanlar Ege Denizi'ne Ege denmiyordu, Adalar Denizi diyordu. Çünkü etrafında her taraf ada olduğu için Adalar Denizi deniyordu. Ege Denizi'nin güneyindeki adalar fethedildi. Sonrasında Kıbrıs Adası ve en sonunda Girit Adası fethedildi. Şimdi tabii burada genelde insanların kafasında şu var, sanki bu adaları biz Yunanistan almışız gibi düşünülüyor ama değil. Biz bunları, yani bu adaları, Kuzey Ege Adalarını, Güney Ege Adalarını, Kıbrıs'ı ve yine aynı şekilde Rodos dahil Girit Adası'nı, bunların hepsini Venedik Cumhuriyeti'nden aldık. Dolayısıyla efendim işte daha önce zaten onlardan, Yunanlardan almıştık. Dolayısıyla işte şimdi onlar buraları aldı, hakkı var şeklinde bir takım düşünceler son derece yanlıştır. Tabii Osmanlı Devleti bu adaları ne zaman kaybetmeye başlıyor? Trablusgarp Harbi sırasında 1911-12 yılları arasında, bugünlerde işte 12 ada dediğimiz 12 adalar elden çıkıyor.
1912'de İtalya burayı işgal ettikten sonra 1915'te de bu 12 adayı ilhak ediyor. 1923'te de biz Türkiye Cumhuriyeti olarak, Türkiye olarak bu ilhakı kabul ediyoruz. Bir de Birinci Balkan Savaşı'ndan sonra Yunanistan Taşos, Semadrek, Rimini, Midilli gibi Kuzey Ege Adaları'nı işgal ediyor ve Meis Adası'nı işgal ediyor. Sonrasında tabii İkinci Balkan Savaşı başlıyor. İkinci Balkan Savaşı'nda da bu faaliyetler devam ediyor. Aradan zaman geçiyor. Lozan'a baktığımız zaman Lozan Anlaşması'nda tabii bir takım farklılıklar var. Yani farklılık derken Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik hakkına sahip çıkmışız. Şimdi Lozan Anlaşması'nda tabii insanlar böyle roman okur gibi okuyor ama orada çok şey var. Mesela Lozan Anlaşması'nın 12. maddesinde sadece bu Kuzey Ege Adaları değil, yani Taşos, Semadrek, Limni gibi adalar değil, aynı zamanda Girit Adası ile ilgili bir açıklama da var. Fakat tabii okuyucular bunları atlıyor. Neden atlıyor? Mesela orada diyor ki 30 Mayıs 1913 tarihli anlaşma devam ediyor. İşte 6 Büyük Devlet Kararı vesaire. Bunlar teyit edilmiştir diyor. Şimdi 30 Mayıs 1913 tarihli anlaşmada açık bir şekilde Girit Adası mesela dörtte biri verilmiş. Geriye kalan dörtte üçlük pay da Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ vermiş ve Girit Adası'nın etrafındaki 14 adayla irili ufaklı adacık ve kayalıklar da Osmanlı Devleti'nin egemenliğine kalmış. Sonra Lozan'da da bunlar bizim egemenliğimize geçmiş. Ve Cumhuriyet sonrası dönemde de yani Cumhuriyet'ten sonra 1923'ten sonra Atatürk döneminden sonra Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ Girit Adası üzerindeki egemenlik hakkından fiilen feragat etmişler. Girit Adası'nın dörtte üçü Türkiye'ye kalmış. Bu konuda da bir Yunan gazeteci benimle temasa geçti. Benimle röportaj yaptı. Önümüzdeki günlerde de o röportajın yayınlanmasını bekliyoruz. Yayınlandıktan sonra da ben kamuoyuyla paylaşım, basına da paylaşım. Burada tabii kimsenin farkında olmadığı bir şey var. Şu anda mevcut durum itibariyle Türkiye'nin Girit Adası üzerinde dörtte üçlük bir payı var. Bunlara da sahip çıkacağız. Şimdi tabii bu 12 adayla ilgili birçok şey tartışırken efendim işte İnönü bunları Lozan'da verdi falan şeklinde. Hayır. Lozan Anlaşması'na hiçbir ada verilmedi. Tam aksine buradaki adalar sahip çıkıldı. Affedersiniz. Yani oradaki efendim Lozan'da ada verildi ifadesi son derece yanlış. Mesela 12 ada olayını biraz önce anlatmıştım. 12 ada 1912 yılında İtalya tarafından işgal ediliyor. 1915 yılında yine İtalya tarafından ilhak ediliyor. Yani topraklarına katılıyor ve Osmanlı Devleti de bu ilhakı tanımak zorunda kalıyor. Mesela burada bir de Meis Adası ile ilgili bir konu var. Efendim bu Meis Adası'na vermiş yani olacak iş mi falan çekme diyorlar. Meis Adası'nın sürecini tabii kimse bilmiyor. Bilmedikleri için de çok farklı şeyler söylüyorlar. Meis Adası 1912 yılında İtalya tarafından işgal edildi. Aradan zaman geçiyor. 1913'te Meis Adası'nı yani biliyorsunuz Meis Adası küçük bir adadır ve Antalya Kaş ilçemizin hemen karşısındadır. Bu Meis Adası'nı 1913 yılında Yunanistan işgal ediyor. Aradan zaman geçiyor. 1915'te Fransa işgal ediyor. 1921'de de Fransa Meis Adası'nı İtalya'ya veriyor. Sonra İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Meis Adası ve diğer 12 ada toplam 12 ada deniyor ama ada sayısı 14'tür. 1947 Paris Anlaşması'yla bu 12 adanın İtalya'dan egemenliği alınıyor ve Yunanistan'a veriliyor. Bu Meis Adası ile ilgili konu bu. Dolayısıyla burada efendim işte Lozan'da verildi falan şeklinde ifadeler son derece yanlış. Zaten daha önce bunlar elden çıkmıştı. Yani 12 adayla ilgili konular söylüyorum. Şimdi biz Kurtuluş Savaşı'na giderken şunu esas almıştık. Misak-ı Milli'nin birinci maddesi şöyleydi. 30 Ekim 1918 tarihi itibariyle düşman işgali altında olmayan yerler Türk toprağı olarak kabul edildi. Şimdi Meis Adası dahil birçok yer zaten düşman işgali altındaydı. Dolayısıyla oradaki 12 adanın durumu böyle. Gelelim o Kuzey Ege Adaları'na. Tabii Kuzey Ege Adaları konusunda insanların kafası karışık. Nedir o Kuzey Ege Adaları? Taşos, Semadrek, Limni, Midilli, Sakız, Sisam, Ayketya, İpsara ve Bozbaba adaları olmak üzere toplam 9 ada. Biz bu adaların sadece ve sadece kullanma hakkını vermişiz. Adaların egemenliği, mülkiyeti, kıta sahanlığı, karasuları gibi deniz yetki alanları ve hava sahası Türkiye Cumhuriyeti'ne ait. Ama maalesef bu çok fazla bilinmiyor.
Hala birçok insan çıkıyor, birçok basın da çıkıyor. Efendim Yunanistan Semadrek Adası'nda, Yunanistan Sakız Adası şöyle oldu, böyle oldu şeklinde bir takım haberler veriyorlar. Bu haberler son derece yanlıştır. Tekrar ediyorum, biz bu adaların sadece kullanma hakkını verdik. Ta 1913 yılında 6 Büyük Devlet kararı, yani burada Balkan Savaşı'ndan sonra, Birinci Balkan Savaşı'ndan sonra 30 Mayıs 1913 tarihinde işgal eden adaların geleceği hakkında karar verme yetkisini 6 Büyük Devlet'e bırakıyoruz. Düveli Muazzama diye geçiyor Turgay Bey, biliyorsunuz. Düveli Muazzama hangi ülkeden oluşuyor? Almanya, Avusturya, Macaristan, İngiltere, Fransa, İtalya ve Rusya. Bunlar Londra'da Suffera Konferansı toplanıyor. Suffera Konferansı dediği Büyükelçiler Konferansı. O da bilindiği üzere Arapçadan gelmektir. Arapçada sefir tekildir. Süfera çoğuldur, yani sefirler toplantısıdır. Büyükelçiler toplantısıdır. Bunlar toplanıyor. Tabii bu devletlerden İngiltere ve Fransa Yunanistan'ın Birinci Balkan Savaşı'nda işgal etmiş olduğu Taşos, Semadrek gibi o adaların Yunanistan'ın egemeninde olmasını istiyor. Fakat diğer devletler Almanya, Avusturya, Macaristan, Rusya ve İtalya hayır diyorlar. Bu adaları Yunanistan Türkiye'ye geri iade etsin. Sonra diyorlar ki ortak bir noktada buluşalım ve 13-14 Şubat 1914 tarihinde karar veriliyor. Bu karar hem o zamanki Yunanistan'a hem de Osmanlı Devleti'ne gönderiliyor. Bu karara göre bahsetmiş olduğumuz 9 adanın sadece kullanma hakkı veriliyor. Adaların silahsız olma kaydıyla kullanma hakkı veriliyor. Ve bu adaların egemenliği Osmanlı Devleti'nin egemenliğine kalıyor. Sonrasında bu Lozan Anlaşması'nın 12 ve 13. maddesi buna teyit ediyor. Hatırlarsanız 2004 öncesinde 1996 yılında bir Kardak krizi olmuştu. O Kardak krizinde bütün dünyayı ayağa kaldırmıştık. Bir kuru yük gemisi Kardak adasına oturdu ve Yunanistan bunu kurtarmaya çalıştı. Türkiye hayır, burası Türk karasılarıdır. Kardak kayalıkları Türkiye Cumhuriyeti'ne aittir. Kurtarmayı biz yapacağız diyor. Sorun olunca Yunanistan tuttu. 28 Ocak 1996 tarihinde Doğu Kardak kayalığına yaklaşık 20-30 kadar asker çıkardı. Sonrasında Türkiye 3 gün içerisinde müdahale etti. Batı Kardak kayalığına asker çıkarttı ve Yunanistan Kardak kayalıklarındaki askerlerini geri çekmek zorunda kaldı ve oradaki Yunan bayrağını indirdi. Bakın şimdi ekranda da görünüyor. 26 Kasım 2004 tarihinde CHP milletvekili, aynı zamanda kendisi emekli büyükelçidir, Onur Ömen Bey bir soru önergesi veriyor. Diyor ki bize yakın adalara Yunan bayrağı çekiliyor. Bunlar Dışişleri Bakanlığı'nın ve Genelkurmay Başkanı'nın listesindeki adalar mıdır diye. Tabi onlara cevap vermiyor. Arkasından tabi bu işgali çok dikkatli bir şekilde ve toplum fark etmeyecek şekilde saklıyorlar. Toplumdan gizliyorlar. Fakat sonrasında bu işler ortaya çıktı. Önce Yunan Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı 31 Aralık 2008 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'ne ait Bulamaç Adası'na geldi. Bulamaç Adası Aydın'da Didim'in hemen karşısındaki 6 mil içerisinde, yani Türk Karasuları içerisinde bulunan adadır. Sonrasında 6 Ocak 2009 tarihinde de Yunan Cumhurbaşkanı geldi ve bakın orada büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Gördüğünüz gibi bize ait olan adaya da Yunan Belediye Başkanı var. Bir fotoğraf çekiliyor. Belediye binasının oradaki tabelada Yunanistan Cumhuriyeti, Güney Ege Bölgesi, 12 ada ili Eşek Adası nahiyesi diye yazmış. Yani artık burada Yunanistan bu adalarımızı sadece işgal etmekte kalmamış. Aynı zamanda topraklarımızı devlet sınırı, yani ilhak etmiş. Kendi mülkü sınırının içerisine katmış. 2015'te bir mecliste kavga oldu. Efendim işte bu ada işgal altında falan denince o zamanki Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, evet bu adalar hukuken Lozan Anlaşması'na göre ve aynı şekilde Paris Barış Anlaşması'na göre hukuken Türkiye Cumhuriyeti'ne aittir ve Yunan işgali altındadır diye bunu itiraf etti. Yani işgal altındaki adaların anlaşmalara göre Türkiye olduğunu itiraf etti. Biz tabii bu işgallere durdurmaya çalışırken bir baktık ki 2016 yılında önce Muğla Ardıcık Adası işgal edildi. Arkasından Aydın Maratya Adası işgal edildi. Sonrasında
Küçükçuva Adası işgal edildi. Sonrasında Muğla Limoni Adası ve Muğla Platika Adası işgal edildi. Toplamda şimdi mevcut durum itibariyle Türkiye Cumhuriyeti'ne ait 20 ada ve 2 kayalık maalesef Yunan işgali altında. Bunlar basında yer aldı. Basında bakın 17. adamız çıkardı, 18. gitti, 19. ada, 20. ada Ecevit'in kurtardığı kayalı işgal ettiler. Bu haberlerin hiçbirisi Tayyip Erdoğan tarafından veya Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu tarafından ya da Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından ya da Genelkurmay Başkanı tarafından hiç kimse tarafından tekzip edilmedi, edilemedi. Çünkü bunları ben maalesef takip ediyorum. Yunan basında adamlar hem işgal ediyor bir de reklamını yapıyorlar. Buradaki bütün bilgileri ben Yunan basından aldım. Bunların video görüntüleri de var. Bizim topraklarımıza Yunan bayrağı çektiler, Bizans bayrağı çektiler ve maalesef topraklarımızı işgal ettiler. Burada tabii AKP hükümetinin, Tayyip Erdoğan'ın, AKP hükümetinin Yunanistan'a nota vermesi bekleniyordu. Nota vermediler. Ayrıca işgalin önlenmesi için de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne herhangi bir hükümet direktifi verilmedi. Yani Yunanistan hiçbir engelle karşılaşmadan elini kolunu sallayarak işgal ediyor. Şimdi tabii bu adalarla ilgili olarak böyle efendim bu zaten kaya parçası, işte keçiler otluyor. Bunlar işte ne ki ufacık şeyler falan. Bir takım şeyler çıktı. Gazeteciler işte bayan gazetecinin birisi dedi ki yani de 18 keçin otladığı kaya parçası içinde savaşa mı gireceğiz falan şekilde. Bizim savaşa girmemize gerek yok yani bunları geri alırız. Çünkü hepsi bu adanın hepsi bize ait. Bakın bu adanın en küçüğü İstanbul'daki büyük ada kadar veya Meis Adası kadar. Diğer kısımlarda mesela 3 misli, 5 misli ve 7 misli büyüklüğü olan ada var. Şimdi yani Meis Adası ile ilgili... Büyük adanın 7 misli büyüklüğünde Galdos. Evet, evet, evet. Galdos Adası da Girit Adası'nın hemen güneyinde olan adadır. Şimdi tabii Meis Adası ile ilgili ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Vay efendim işte bunu İsmet İnönü vermişti. Hayır İsmet İnönü vermedi. Üstelik İsmet İnönü Lozan'da direndi. Direndi. Fakat orada Lozan'da yapılan konferans sırasında İsmet İnönü ısrarla bu Meis Adası Türkiye'ye verilmedir. Bu ada Türk karasuları içerisindedir şeklinde özellikle çok direndi. Fakat İtalyan heyetin başındaki Montag'la aynen şunu söyledi. Dedi ki Misak-ı Milli'ye göre Meis Adası Türkiye'ye ait değildir dedi. Misak-ı Milli sınırlar içerisinde değildir dedi. Tabii İsmet İnönü dirense de fazla bir şey yapamadı. Çünkü Meis Adası daha önce anlatmış olduğum gibi 1912'de İtalya, 1913'te evet 1912'de İtalya, 1913'te Yunanistan, 1915'te Fransa, 1921'de İtalya tarafından tekrar işgal edilmişti. Yani zaten Misak-ı Milli sınırlar içerisinde değildi. Çünkü 30 Ekim 1918 tarihi itibariyle bu ada işgal altındaydı. Dolayısıyla Meis Adası'nı böyle kaybettik. Burada tabii çok daha vahim olan, bakın Meis Adası'nın 7 misli büyüklük Galdos Adası var. Burada maalesef turistik tesisler açmışlar. Tabii asker de var, Yunan askeri de var, askeri üsler de var. Turistik tesis açmışlar ve bu turistik tesiste bir ara şimdiki Turizm Bakanı'nın Mehmet Ersoy'un şirketi işletiyordu. Sonra bu konu haber olunca bakan onu siteden kaldırmak zorunda kaldı. Artık orayı pazarlamıyor. Ege Denizi'nin, şimdi bu Ege Denizi'nin kuzeyini görüyoruz. Genelde bu işgal edilen adalar 12 ada civarında olan adalar. Yani işte Batnoz, Lipso, İleriye, Kelemez gibi adaların etrafında. Devam edelim. Toplam 20 ada var. Bu ada arasında gördüğünüz gibi işte Hurşit Fornoz diye başlıyor. Eşek, Nergis, Çıplamaş, Kalerimuz, Keçi, Sakarcar şeklinde devam ediyor. Daha önce buraya 2016'da Yunan Kara Kuvvetleri Komutanı geldi. Orada işte kutlama yapıyor. Noel kutlaması ve yenilik kutlaması yapıyor. Zafer kutlaması yapıyor. Bakın işte askerler keman çalıyor. Orada ok çalıyor. Yani adamlar sitaki yaparak bu işgali kutluyorlar. Yunan Kara Kuvvetleri Komutanı'nın resmi internet sitesinde açık açık yayınlıyorlar. Şimdi ne olması lazım? Hükümetin buna müdahale etmesi lazım. Etmediği gibi biz bunlara haber yapıyoruz. Haber yaptıktan sonra da bunlar maalesef hiç kimse sesini çıkartmıyor. Gördüğünüz gibi o farmakonist dediği Bulamaş Adası'dır. Ayrıca Kalerimos Adası var. Kalerimos Adası da Kardak Kayalı'nın hemen 2 mil batısındadır. Yani daha önce Kardak Kayalı'lar için bütün dünya ayağa kaldırdık. Hemen batısındaki yine Türk Karasuları'nın içerisinde bulunan Kalerimos Adası'nda koskoca adayı işgal etmişler. Sesimiz çıkmıyor. Pisarimos dediği ada da Keçi Adası'dır. Burası da işgal altındadır. 2016 yılı itibariyle
Aydın Marat Adası işgali. Burada tabii Tugay Bey öyle bir şey ki tam bir facia. Neden facia biliyor musunuz? Yani üstelik bu adayla ilgili hem resmi gazetede ismen geçiyor hem de Milletler Cemiyeti. Evvelden Milletler Cemiyeti vardı yani. Birleşmiş Milletler yoktu. League of Nations'te geçiyordu. Bu Lozan Anlaşması'ndan sonra İtalya ile Türkiye arasında Ege Denizi'nde bazı adacık ve kartın kime ait olduğu konusunda bir takım anlaşmazlık konusu oldu. Sonra heyetler teşkil edildi ve 4 Ocak 1932 tarihi itibariyle de bunlar belirlendi. Burada bakın diyor ki birinci maddede İtalya hükümeti aşağıdaki zikredilen adalar üzerindeki Türkiye'nin hakimiyeti tanır diyor. O hakimiyeti tanıdığı yerlerden birisi Marat Adası. Şimdi tabii bir takım insanlar efendim 3 mil ötesinde Türkiye'nin egemenlik hakkı yok diyor. Hayır var. Bakın ta 4 Ocak 1932 tarihinde yani Atatürk döneminde bize kıyılarımıza 22 mil mesafede olan Marat Adası'nın Türkiye Cumhuriyeti'ne ait olduğu resmen deklar edilmiş. Bu Tabii aynı burada zamanda Atatürk'ün evet. hayatta olduğunu vurgulayalım. Yani Tabii. Atatürk Türkiye'si Atatürk. böyle bir şey. Atatürk Ya. Türkiye'sinde Türkiye'nin hakları bu şekilde savunulmuş. Evet, tabii burada bir de Şükrü Kaya var. Onu da hatırlatmakta fayda var. Şükrü Kaya hem İçişleri Bakanlığı yapıyor, biraz Dışişleri Bakanlığı yapıyor. Adalar konusunda bayağı zaman ayırıyor ve arkasından tek tek bunlara uğraşıyor. Haritalar çıkartıyor. Sonra bu adaların bir kısmına işte plakalar çakılıyor, bir kısmına bayrak çekiliyor, bir kısmına da jandarma karakolları kuruluyor. Bir de bakın Rodos Adası'nın hemen kuzeybatısında Limoni Adası var. Bu Herki Adası tabii 12 ada grubunda hemen şu alt tarafta da Rodos Adası var. Limoni Adası da maalesef bu da işgal edildi. Yani olacak iş değil. Adamlar gözümüzün içine baka baka Limoni Adası'nı da işgal ettiler. Bu Limoni Adası da İstanbul'daki büyük adanın yaklaşık 3 misli büyüklükte olan bir ada. Programın başına bahsetmiştik. Girit Adası'nın bakın 1/4'ü Türkiye Cumhuriyeti'ne ait. Etrafında da 14 ada var. Bunlar da bize ait. Ve maalesef Küçük Çu Adası da işgal edildi. Bu Küçük Çu Adası'nın önemi çok büyük. Neden? Stratejik bir öneme haiz. Bakın orada bir kitle geçidi var. Yani Ege Denizi'nden Akdeniz'e geçişi sağlayan bir geçit var. Kitle geçidi. Aynen buradaki stratejik önem şöyle düşünmekte fayda var. Cebele Tarık Boğazı gibi. Yani biliyorsunuz Cebele Tarık Boğazı'ndan da Akdeniz'den okyanusa bağlantı sağlayan bir geçit. Cebele Tarık Boğazı şu anda biliyorsunuz İngiltere'nin denetiminde. İngiltere oradaki haklarını koruyor. Gerektiği zaman orada gemilere el koyabiliyor. Nitekim geçen sene hatırlarsınız bir İran gemisine, tankerine el koydu. Haftalarca bekletti. Sonrasında salıverdi ama burada tabii açık bir şekilde büyük bir egemenlik hakkı var. Tabii Küçük Çu Adası Kitira geçidini kontrol ettiği için bizim böyle bir hakkımız vardı ama maalesef işgal edince bakın orada karasuları tamamen Yunanistan'ın egemenliği altına geçti. Böylece biz Kitira geçidinde kontrolünden vazgeçmiş olduk. Yani şu anda Kitira geçidinin kontrolü tamamen Yunanistan'ın elinde. Burada ısrarla Yani buyurun. Emir Bey, adım adım Ege Denizi'nde bizim kapatıyorlar. Aynen öyle. Ben tabii bir yıl önceden uyardım. 2019 yılında dedim ki aman dikkat edin Yunanistan burasını iskele açtı. Yani oraya ev kurdu, kilise kurdu. Buraya işgale hazırlanır. Hiç bizim hükümet olsun, ondan sonra savunma bakanı olsun hiç bunları şey yapmadı, kale almadı. Bir yıl sonra adamlar geldi şak diye buraya da işgal ettiler. Bayrağı çektiler, Yunan bayrağını çektiler. Askerlerini koydular. Bakın orası son derece stratejik öneme haiz olan bir ada. Evet. Tamamen Kitira geçidini kontrol ediyor. Şimdi tabii diyecekler ne olacak canım işte Yunanistan'a gitsin. Bakın burası Yunanistan'a geçtiği için hatırlarsanız geçen sene bir hadise olmuştu. Bizim bir tane Libya'ya giden gemi Kitira geçidinden geçtikten hemen sonra bir NATO gemisi tarafından durduruldu. Fakat NATO'nun kullandığı gemi Yunan gemisiydi. Yunan komutanı vardı. Ve geldiler bizim o gemiye el koydular. Sonrasında serbest bıraktılar. Yani ilk sinyali verdiler. Şimdi burada tabii bize en çok etkileyecek olan deniz ticaret filomuz. Deniz ticaret filomuzu buradan geçirmeyecekler. Nereden geçecekler? Diyecekler ki Girit Adası'nın doğusundan geçin. O zaman yol uzayacak. Yol uzayacağız. Gemilerimizin
yani ticari gemilerimiz zaman kaybedecekler, para yakıt daha fazla kaybedecekler, daha fazla yakıt harcayacaklar. Dolayısıyla deniz ticaret firmamız son derece büyük sorunlarla karşılaşacak. Tabii ben bütün bu yazıları deniz ticaret odasına gönderiyorum ama onlar hiç oralı olmuyor. Fakat bir gün orada gemilerine el koyulursa akılları başlarına gelir. Yani hala onlar böyle şey havasında, böyle lalalom havasında. Ama başımıza gelecekler bunlar. İngiltere çünkü bu hakkını kullanıyor. Yunanistan ilk sinyali verdi. Libya'dan gemimizde işte oradaki Yunan komutanın komutasındaki NATO gemisi aynen bizim Libya'ya giden gemiyi durdurdu, kontrol etti, asker çıkarttı vesaire. Biliyorsunuz onlar başımıza gelen hadiseler. Dolayısıyla Girit Adası'ndaki egemenlik halklarımıza sahip çıkmamız lazım. Tabii Yunan gazeteci bana şunu söylüyor. Diyor ki ya siz diyor neo Osmanlıcılık yapıyorsunuz. Yani yeni Osmanlıcılık. Ben de hayır dedim, siz tam aksine biz öyle bir şey yapmıyoruz. Megali idea kapsamında siz dedim açık bir şekilde neo Bizanslıcılık yapıyorsunuz dedim. Röportajı yayınlayacak bakalım. İnşallah yayınlar. Yunan basınında, Yunan kamuoyunda nasıl tepki alacak bilemiyorum. İşin ilginç tarafı Turgay Bey, bu adaların yani Girit Adası'nın sadece dörtte birinin Yunanistan'a ait olduğu nerede yazılı biliyor musunuz? Yunan Dışişleri Bakanı'nın internet sitesindeki belgelerde. Yani bırakın bizim belgeleri. Yunan Dışişleri Bakanı'nın internet sitesinde Girit Adası'nın dörtte birinin Yunanistan'a ait olduğu açıkçası belirtilmiş. Tabii ben o gazeteci onu gönderdim. Adam şaşırdı tabii. Yani bilmiyor tabii insanlar. Bizde de çok fazla bilmiyor. Ben Girit Adası'nın dörtte üçü Türkiye'ye ait dediğim zaman birçok kimse ya nereden çıktı kardeşim işte biz yakınımızdaki adalara bakalım falan diyorlar. Şimdi bizim en büyük sorumuz Tugay Bey, Türkiye Cumhuriyeti maalesef uluslararası antlaşmalarla kaynaklanan haklarına hiç sahip çıkmıyor. Sahip çıksak Ege Denizi Yunan Gölü değil Türk Gölü olur ama şu anda maalesef Yunanistan Ege Denizi'nde üstünlüğü sağlamış durumda. Yunanistan bu adalarımızı işgal ettiği gibi yetmedi. Bir de bu adalarımızda gördüğünüz gibi 8 Yunan kara üssü, 4 Yunan deniz üssü ve 2 Yunan helikopter üssü olmak üzere 14 askeri üs açtı ve üslerde görevli 6 bin Yunan askeri var. Bu Yunan askerlerini Yunanistan hiç saklamadan göstere göstere gözümüzün içine sokuyor. Bakın gördüğünüz gibi Yunan askeri işte 19 Temmuz 2017 yıl tarihinde Yunan Cumhurbaşkanı'na geldi. O beyaz üniformalı şahıs Yunan Genelkurmay Başkanı'ydı. Yanında Yunan Cumhurbaşkanı, Savunma Bakanı Yunan bayrağının altında bize egemenlik ve bayrak gösterisi yaptılar. Arkadaşlar şimdi çok fazla gözükmüyor. İzmir Karaburun var. Yani burnumuzun dibindeki adayı işgal ettiler. Şimdi Tugay Bey öyle bir şey ki bakın bu İzmir Koyun Adası'nın sahillerimize olan mesafesi 3,5 deniz mili. Çok yakın yani. İstanbul'da mesela Bostancı'yla adalar arasındaki mesafe 6 metre. Yani daha yakın mesafedeki ada maalesef işgal altında ve kimse kılını kıpırdatmıyor. İşte Aydın'daki Bulamaç Adası, Eşek Adası ve Muğla'daki Karamız Adası her taraf asker kaynıyor. Bakın 1996 yılında 20-30 civarındaki asker için bütün dünyayı ayağa kaldırdık. Kadak kayalıklarındaki askerleri defedip gönderdik. Oradaki Yunan baraklarını indirdik. Ama adamlar devasa koskocaman Yunan barakları açmışlar. Kimse hiçbir tepki vermiyor. Sadece tabii asker değil aynı zamanda ağır silahlar ile işte. Bakın işte uçaklar var, çekili top var, havan var, zırhlı araçlar var, tanklar var. Ve bu topların, uçak savaların havanların namusu Türkiye'ye yönlendirilmiş durumda. Yani burnumuzun dibindeki adaları Yunanistan tek kurşun atmadan elini kolunu sallayarak işgal etti ve bu adalara ağır silahları koydu. 2009'unda bakın Yunan Cumhurbaşkanı geliyor, Yunan sancağını selamlıyor. Burada hangi sancak olması lazım? Türk sancağı olması lazım. Özellikle bakın altta gördüğü tarihte yazmışlar. 6 Ocak 2009'tan İngilizce bir ifade var. Geliyor burada sancağı selamlıyor. Buna maalesef hiç kimse tepki vermedi. Bu olay üzerine tabii biz, ben o zaman Genelkurmay Başkanı çalışıyorum. Dışişleri Bakanlığı'nı Genelkurmay Başkanı'na davet ettik. Dedi ki bu adayı boşaltın. Biz Genelkurmay Başkanı hazırız. Dışişleri Bakanlığı'ndaki bir diplomat bu adanın hükümetin bilgisi dahilinde işgal edildiğini itiraf etti. Maalesef bu adalar yani Yunanistan'a alenen verilmiş. Bunları tabii ben 6 Kasım 2016 tarihinde eski MHP şimdi işte bağımsız milletvekili
Ümit Özdağ ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir basın toplantısı yaptık. Orada diplomatın ismini verdim. Vasat Öztürk isimli diplomatı dedim. Basında da açıkladım ama hükümet tarafı hiç buna cevap vermiyor. Dışişleri Bakanı da cevap vermiyor. Yani bu adalar maalesef alenen verilmiş durumda. Burada da gördüğünüz gibi Aydın Eşek Adası'nda hem Yunan bayrağı hem de Bizans bayrağı dalgalanıyor. Bakın Yunanistan öyle yapıyor ki şimdi şuradaki Yunan Bakan, Eğitim Bakanı, tabii bu Çipras dönemdeki Eğitim Bakanı, o zaman biliyorsunuz Çipras hükümeti vardı. Kostas Gavrolu. Bu şahıs Pontus Rum. Yani Türkiye'den göç eden ailelerinden birisinin çocuğu orada işte gelmiş, bakan olmuş ve geliyor Türkiye Cumhuriyeti'ne ait olan Eşek Adası'nda Yunan bayrağının ve Bizans bayrağının altında Türkiye'ye meydan okuyor. Yani Pontusçuk burada da devam ediyor. Hatta biraz önce göstermiş olduğunuz bir Yunan Kara Kuvvetleri Komutanı vardı. Hani Noel kutlamasına gelmişti. O da Pontus Rum'dur. Savunma Bakanlığı özellikle dedi ki biz dedi Pontus Rum'ları önemli yerlere getiriyoruz. Gerçekten de önemli yerlere getiriyor. Bakın birisi Kara Kuvvetleri Komutanı olmuş. Bu da açık bir şekilde Eğitim Bakanı olmuş. Yunan Eğitim Bakanı. Yani her taraftan bizi kuşatıyorlar, işgal ediyorlar. Bir de burada okul açmışlar. Yani hiç olacak değil. Hem burada ilkokul var hem lise var. Biliyorsunuz 2016'da bu hain darbe girişiminden sonra askeri liseler kapatıldı ama işgal eden Türk adalarına Yunan liseler açıldı. Ve maalesef Eğitim Bakanlığı bunlara hiç müdahale etmiyor. Bunlar kaçak olarak o topraklarına, bizim topraklarımıza eğitim veriyor. Şimdi bu adaların efendim kime ait olduğu konusunda hep kafa karıştırıyor. Efendim Lozan'da verildi falan diye söylüyorlar. Bu tamamen yalandır. Bakın Lozan Anlaşması'nın 15. maddesine ek olarak konulan bir harita var. Bu haritada 15. maddede ismen sayılan toplam 14 adanın isimlerinin altı haritada gördüğünüz gibi kırmızı çizgiyle çizilmiş. Ve şu anda işgal edilen adalar bu kırmızı çizgiyle çizilen adaların dışındaki adalar. Dolayısıyla burada son derece vahim durumdayız. Maalesef topraklarımız işgal altında, vatandaşlarımız bunlara sahip çıkmak durumunda. İşte daha önce bahsetmiş olduğumuz Yunan Genel Cumhurbaşkanı geldi. Bu Hürriyet Gazetesi'ne çıktı. Yunan Cumhurbaşkanı geldi. Hürriyet Gazetesi'ne yayınlandı. Ama gerek Yunan Genel Cumhurbaşkanı geldiği Bulamaç Adası ve Yunan Cumhurbaşkanı geldiği Eşek Adası da Türkiye Cumhuriyeti'ne ait. Ve maalesef bu adalarımız da işgal altında. 2019 yılında hatırlarsınız eski Yunan Başbakanı Tsipras heybeli adaya gelmişti. Ve ben orada kendisiyle yanaştım, yüz yüze sordum. Dedim ki Ege'de işgal ettiğiniz adaları ne zaman boşaltacaksınız diye sordum. Kendisi tabii cevap veremedi. Bu adanın Türkiye'ye ait olduğunu söyledim. Yunan Başbakanı, bakın en üst düzeydeki Yunan Başbakanı bana siz ne diyorsunuz Mr. Yalım, bu adalar Yunanistan'a aittir demedi, diyemedi. Çünkü o da biliyor ki bu ada Türkiye Cumhuriyeti'ne aittir. Ben tabii Yunan basını da takip ediyorum. Bu adalara yerleştiren yani Yunanistan'ın işgal ettiği adalarımıza yerleştirdiği Yunan vatandaşları Yunan hükümetten şikayet ediyorlar ki Yunan hükümeti getirdi bizi buraya koydu ama bize tapu vermiyor diyorlar. Doğru veremez çünkü bu topraklar Türkiye Cumhuriyeti'ne aittir. Yine eski Savunma Bakanı Barlas Doğu Bey vardı. 2015'inde ortak bir mektup yazdık. Onu da Avrupa Birliği'ne gönderdik. Dedi ki burada Aydın Eşek Adası'nda Yunan sahil güvenlik botları ile beraber Avrupa Birliği'nin Frontex kapsamında botları var. Çekin bunları ve Avrupa Birliği botları geri çekti. Dolayısıyla Avrupa Birliği de işgali tanımış oldu. 2 Haziran 2016 tarihinde CHP Genel Merkezi'nde bir yaptığımız görüşmede Yunan Büyükelçiliği, Ankara'daki Büyükelçiliği görüşmüştük. Ben tabii sordum, dedim ki bu adaya siz kime ait diyorsunuz? Dedi ki işte bize ait. Ben de önüne tabii haritada koydum. İşte birazca haritada gösterdik. O haritada bize ait olduğunu gösterdik. Dolayısıyla yani bunlar hiçbir zaman bunu söylemiyor, belgelemiyor. Şimdi tabii onları da hemen ben bulayım, göstereyim. Yani bu adanın bize ait olduğunu göstereyim. Şeyi göstermiştik biliyorsunuz. Bu Lozan'daki belgeyi bakın. Bu adalar Türk Tarih Kurumu haritasına göre
Deniz Kuvvetleri haritasına ve daha da ötesi Karayolu haritasına göre Türkiye'ye ait. Ayrıca Lozan Anlaşması'na taraf olan İngiltere'nin ve Paris Anlaşması'na taraf olan Amerika Birleşik Devletleri'nin çizdiği haritalara göre de bize ait. Dolayısıyla bizim elimizde kapı gibi belgeler var, Lozan Anlaşması var, Paris Anlaşması var. Fakat Yunanistan'ın elinde bir tek belge yok. Yunanistan bu adanın kendisine ait olduğunu söylemiyor, ispat edemiyor. Bize aittir ama maalesef kimse tepki vermiyor. Vatan toprağına sahip çıkmak milli bir görevdir. Umarım hem siyasi partiler hem sivil toplum kuruluşları ve bütün vatandaşlarımız vatan toprağına sahip çıkarlar.